Galatasaray gündemine dair tüm gelişmeleri sizlere aktaracağımız transfer kapanından yeniden merhaba sevgili seyirciler. Ekip arkadaşım Ömer Faruk Özcan'la birlikte size derbi öncesi en sıcak gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Ayrıca özel bir transfer haberimiz de olacak. Evet Ömer öncelikle hoş geldin programımıza. Teşekkürler Tuğba. E, öncelikle hayırlı olsun yeni programımız. Çok teşekkür e, umarım ederiz. Umarım çok güzel programda çekiliriz beraber. İnşallah. E, sözü sana bırakıyorum. Galatasaray derbi nasıl bir kadroyla çıkacak? Öncelikle bunu konuşalım istersen. Tabii ki. Şimdi Galatasaray biliyorsun ki artık şampiyonluğa bir adım kaldı. Bir puanı aldığı takdirde Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. En son karagümrük maçından Galatasaray 3-2 galip ayrılarak aslında bunu birazcık daha garanti altına almış oldu. Bu maç sonrası Okan Hoca takıma izin verdi. Okan Hoca oyuncularına iki gün izin verdi. Çarşamba günü tekrardan Galatasaray çalışmalara başladı. Aslında baktığında Galatasaray... Hep e, galibiyete odaklı olarak gittiği için maç maç ilerledi. O yüzden Karabük maçı sonrası Okan Hoca özellikle Fenerbahçe derbisinde daha e, dinç bir kadro istediği için oyuncuları dinlendirdi. Tekrardan çalışmaya başlayan Galatasaray'da da e, tabii merak konusu e, olan isimler var. E, özellikle stoper hattında kimlerin oynayacağı hı hı. konusunda. Biliyorum ki herkes bunu merak ediyor. Sen de bunu soracaksındır. E, geçtiğimiz maçta Karabük maçının özelliğine baktığımızda marka Karagümrük'ün forveti var. E, Biraz Abdülkerim'i zorladı. Abdülkerim'in de sezonun tamamına baktığımızda aslında güzel bir performansı vardı. Hep üstüne koyarak giden, taraftarını çok sevdiği bir isim. Ve Okan Hoca'nın vazgeçilmez 11'inde olan bir isimdi. Evet. Bir sakatlık süreci oldu. Sakatlık süreci sonrası performansında bir tık düşüşler oldu. Bunu kabul edebiliriz. Yani herkes bunu zaten dile getiriyor. O yüzden ben Derbi'de, ilk buradan başlayalım istersen. Derbi'de Davinson Sanchez Nelson ikilisini bekliyorum. Ee, 11'i sayalım istersen. Aynen, Nasıl güzelim. bir 11 olabilir? Tabii ki e, taktik antrenmanlarda bazı şeyler değişebilir. Sürprizler de olabilir. Aslında bana ilkinde sorsaydın ben Okan Hoca'nın kadroyu değiştirmeyeceğini söylerdim ama ikinci aşamada e, bir Davinson değişikliği bekliyorum. O yüzden kalede Muslera, Mustera, sağ bekli Kaan Ayhan, hı hı. E, stoper ikilisi Davinson, Sanchez, Nelson, sol bekli Derik Kön, e, ortada Kerem Demirbay, Torreira ikilisi zaten artık değişmez, değişmez oldu. Sağda Ziyech, solda taraftarın da e, çok sevdiği, Okan Hoca'nın da artık vazgeçilmez oyuncusu haline gelen Barış Alper Yılmaz. Ortada e, genç on numara Mertens, ileride de Icardi'yi bekliyorum. E, nasıl kısa bir değerlendirme isteyecek olursan da, e, derbiler her zaman zor olmuştur. Hatta derbilerin favorisi yoktur derler. Fenerbahçe de çok iyi geldi buraya kadar. Evet. Galatasaray için artık çok. E, Tamam deme şampiyonluk için e, son e, bilet olduğu için bu maçın bir puan bile özelinde bir puan bile yettiği için tabii şampiyonun uzanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın sonunda skor tahmini yaparız istersen. Tamam olur güzel olur. E, onun dışında derbi öncesinde bir de kareografi de vardı sanırım. Bu da evet. çok konuşuluyor. E, onun hakkında neler biliyorsun bize aktarabilirsen. Yani evet. şöyle e, taraftar çok sıkı bir şekilde ultra aslan tribünü çalışıyor. Hı hı. E, çift taraflı gerçekten... Çok şaşalı bir koreografi hazırlıyor Galatasaray, Galatasaray taraftarı. Galatasaray'ın koreografileri gerçekten zaten <laughs> hepsinin üzerinde yani. Evet zaten biliyorsunuz ki meşhurdur zaten evet. bunu e, biliyoruz. Yani güzel bir koreografi hazırlıyor Galatasaray taraftarı der de çok Mükemmel bir atmosfer olacak bunu kabul edebiliriz. Umarım futbolun gerçekten ön planda olduğu bir karşılaşma olur. Ama tabii ki bir şölen havasında geçecek maç. Derbi gün zaten hepsini aktaracağımız bir ayrı yayınlarımız da olacak. Sen de hatta evet. statta olacaksın. Yönetimin şampiyonluk kutlaması planını da sormak istiyorum sana. Nasıl bir kutlama planı var şu an Galatasaray'da? Şöyle, e, şimdi öncelikli Galatasaray. Çünkü şöyle bir ihtimal de var aslında. Fenerbahçe derbisini Galatasaray kaybederse eğer evet. e, bu şampiyonluk ihtimali Konya'ya taşınacak. Ama eğer Galatasaray e, Fenerbahçe derbisinden bir puan en az bir puanla ayrılır ya da veya kazanırsa e, şampiyonluğu ilan edecek. Konya maçı öncesi böyle bir isteği olacak. Konya maçının saatin değiştirme talebinde bulunabilir Galatasaray. Hmm. Eğer saat erken alınırsa Konya maçı, Konya maçından hemen sonra akşam gelip e, İstanbul'da şampiyonluğu kutlayıp ondan sonra futbolcuları tatile gönderecek. Böyle bir planı var. E, tabii ki e, bunu derbiden sonra daha net konuşabiliriz ama. Federasyonda böyle bir talep olacak. Federasyonda bu talebi kabul ederse eğer Konya maçı daha erken oynanabilir. Akşam da e, Türk Telekom demeyeceğim tabii ki. Rams Park'ta yeni adıyla. E, Rams Park'ta e, çok büyük bir şölenle hem Türkiye kupasını alacak Galatasaray hem de Süper Lig kupasını alacak. Çifte kupayla sezonu tamamlayacak. Böyle bir planı var. Evet tabi taraftarlara eşliğinde. Derbiyi bir kenara bırakıp şimdi biraz da şey gelecek sezon planlamasını konuşalım istiyorum. Çünkü zaten Galatasaray şampiyonlar çok yakın. Onu evet. bir kenara bırakalım. E, kadrodaki akıbeti belli olmayan e, futbolcular var. Bunlar hakkında neler söyleyeceksin? Bir transfer, özel bir transfer haberin de olduğunu söyledin bana. Bunları da konuşalım istersen. Tabii. Yani Galatasaray'ın e, geçen sezon minimalinde baktığımızda gerçekten iyi bir kadro kurdu ve sonrasında şampiyonluk zaten geldi. Bu sezona geldiğimizde hem Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, hı hı. hem Galatasaray kadrosuna daha da eklemeler yaptı. Ama baktığında Zaha, Tete, Endombele, Kerem Demirbay, Carlos Vinicius aslında birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı Galatasaray. Hı hı. Şimdi bunlardan verim alabilme oranına baktığımızda, şimdi Zaha'dan beklenen verim tamamıyla alınamadı ki zaten şu an yedek. Endombele yani sezonun bana göre hayal kırıklığı. Ki geçmişini çok iyi biliyoruz. E Tete'ye baktığımızda Tete'den çok büyük bir verim bekleniyordu ama hiçbir alınamadı. Aslında Galatasaray geçen sezon kurduğu kadronun meyvelerini bu sezonda yemeye devam etti diyebilirim ben. Evet, doğru. Çünkü gerçekten e, çok büyük transferler. E, Icardi, Mertens sanki bu sezon yeniden üzerine koyuyormuş gibi. Bir Barış Alper Yılmaz gerçeği var bana göre. Ee, Real Madrid nasıl Arda Güler'i kadrosuna kattıysa hı hı. ve maçlarda meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladıysa Galatasaray bu sezon bence yıldız bir transfer yaptı ama kendi içinde yaptı. O da Barış Alper Yılmaz oldu. Evet. Mertens geçen sezona göre daha da iyi gitti. Ha, ne olacak dersen Galatasaray'da bu sezon e, yeri gerçekten belli olmayan akıbeti belli olmayan birçok oyuncu var. Net olanlar kim mesela? Sana sorayım. Kim mesela? Sence Galatasaray'da gitmez dediğin bir oyuncusu var mı şu anda? Şu an Ziyeş var aklımda olan. Onun evet. başka. Icardi. Aynen Icardi. Torreira. Tabii onları zaten şey yaptım. Aynen. On, yani üç tane aslında bir oyuncu evet. sayayım ben sana. Icardi, Torreira, Mustera. <laughs> Mustera sözleşme uzatıldı zaten. Evet doğru. Senin de söylediğin gibi Ziyeşe de zaten uzatıldı <laughs> sözleşme. Bu oyuncular dışına geldiğimizde e, takımdaki birçok oyuncuya teklif var. <laughs> Barış Alper gerçekten şu anda e, birçok Avrupa kulübünün radarında. Abdülkerim öyle. Nelson gitmek istiyordu geçen sezon yeni teklifler var. Davinson Sanchez Belki de gitti bile yani o kadar çok teklif var. Yani gitti tabii ki şu anda bir şey yok ortada hı. ama e, çok teklif var oyunculara. O yüzden tamamıyla baktığımızda bu oyuncuların hepsinin transfer olma ihtimali yüksek. Ama kimlere devam edilmeyecek dersen Endombe'le devam edilmeyecek. Tete'nin gitmesini bekliyorum. Zaha'nın gitmesini bekliyorum. E, Birçok ayrılık olacak. İki oyuncu var. Onları da istersen aktarayım hemen. Zaniolo ve Yunus Hakkün. Hı hı. Şimdi Yunus Hakkün Leicester City'de şampiyon oldu ve İngiltere Premier Lig'e e yükseldi. Onun geleceğiyle ilgili tabii ki şöyle e, performansından tabii ki memnun e, kulüp. Ama dönüp dönmeyeceği yönünde bunu Leicester yönetimi karar verecek. Aston Villa tarafında ise Zaniolo var. Biliyorsun ki Zaniolo gittiğinde de yüksek bon e, bonservis bedeliyle gitti ama tabii satın alma opsiyonla gitti. Şimdi burada da bir sakatlık yaşadı Zaniolo. Bu sakatlık sürecinde tekrar bir düşüş oldu. Sonra döneyim derken geçtiğimiz günlerde tekrar bir sahaya girdi. 70 civarı dakikalarda tekrar oyundan çıktı. Ee, şimdi Avrupa Şampiyonası var. Zaniolo'dan yüksek rakamlar kazanmak isteyen bir Galatasaray var. Avrupa Şampiyonası'nda eğer oynayamayacaksa ki oynamayacak gibi duruyor. Bir aylık bir sakatlık süreci olabilir yaklaşık. Ee, biraz da bunun değerini düşürecektir. Ama tekrardan Zaniolo'a tabii ki o zamanlardan beri teklifler var. Özellikle Juventus'un bir ilgisi var. Ee, bu sürece bakacağız. Ama ayrılması gündemde olan çok oyuncu var. Yani hiç belli değil kimin olacağı. Ama tabii ki yönetiminde ee, araştırdı, sordu, yeni bir kadro kurmayı istediğini biliyoruz ve güzel isimler gelecek diye söyleyebilirim. Hı hı. Bir de gündemde şu an İlkay Gündoğan iddiası var. Sen neler söyleyeceksin bu iddia hakkında? Doğruluk payı nedir? Ya şöyle hatta sen söylerken bile heyecanlandım ben. Ee, ben ona şöyle bakıyorum aslında. Mesela bazı transferler vardır ya hayaldi, gerçek oluyor diye. Hı hı. İlkay iddiası gündeme geçen sezon da gelmişti Galatasaray için. Zaten Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Hakan Çalhanoğlu'nun da Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. E, bu sezon hatta gündeme geldi ama şöyle bir gerçek net olarak var ki bu sezon e, Galatasaray İlkay Gündoğan için bir girişim var. Bu net olarak söyleyebilirim çünkü e, artık Galatas Barcelona'da tabii ki bir kariyer var. Manchester City'den yükselen ve Barcelona'ya giden güzel bir figür var. Artık yaşının da Galatasaray'a gelmeye çok hazır olduğu yaşlar. Galatasaray'ında ondan verim alıp Şampiyonlar Ligi'nde İlkay gibi yetenekle yetenekle yola devam etme düşüncesi var. İlkay'ın buna sıcak baktığını biliyoruz. Hı hı. E, o yüzden Galatasaray bu sezon minimalinde, e, bu sezon genelinde söyleyecek olursak, evet Galatasaray'ın İlkay ilgisi doğru, bunu net olarak doğrulayabiliriz. E, nasıl olur gel gelirse dersen, valla baldan tatlı olur çünkü <laughs> e, Galatasaray yıldızları getirmeye çok alışık olduğu için şimdi şöyle oluyor artık bir yıldız gündeme geliyor. Acaba gelir mi diyorsun? geliyor. Çünkü Icardi geldi, Mertens geldi. Beklemeyeceğiniz her isim geldiği için evet. ilk ay iddiasının doğru olduğunu net olarak söyleyebilirim. Burada da e, tamamlayayım. İstersen sen bir derbi skoru ver bize. Ben, mi ben medeyim? çünkü çok konuştum. Biraz derbi skorunu senden alalım. Derbi skorunu ben vereyim o zaman. Nasıl ee, bir derbi bekliyorsun? Ya biraz son dönemde derbilerin biraz sıkıcı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Takımlar çok e, şey oynuyor. Kapalı, ama. Oynuyorlar, Aynen, değil mi? kapalı oynuyorlar değil yani Aynen kapalı oynuyorlar. Korkarak oynuyorlar. Evet. Kork korkarak oynama hali de insanı sıkıyor gerçekten. Çünkü daha böyle biz o heyecanlı derbilere alışmışız herhalde. Ya da onu görmek istiyoruz en mi? azından. Bir ee, O yüzden açıkçası bence 0-0 bitebilir bu maç. Çok şöyle söyleyeyim. Evet yakın Üzücü, bir Bence de bence çok bence direkt öyle. öyle. Çünkü artık insanlar şunu istiyor. Derbide heyecanlı maçları izlemek istiyor herkes. Evet. Bir İngiltere'de bir City Liverpool maçı izlermiş gibi Krencana izlemek istiyorum. Gerçekten bir mücadele görmek istiyoruz. Bu arada 0-0 çok yakın. Ben de e, ben şöyle bir tahmin yapayım. Tamam. Galatasaray'ın e, kazanacağını düşünüyorum ben. Hı hı. Çünkü daha moralli çıkan, taraftarını yanına alan ve bir puanla şampiyon olabilecek bir Galatasaray var ama iki tarafında ben e, baskın önemi oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin de artık o maçtan başka bir çıkar yolu yok. Ya kazanacak ya kazanacak ya Galatasaray doğrudan en az bir puan alacağı için ben birazcık daha çekişli bir maç bekliyorum. Ee, ama Galatasaray'ın bir farklı kazanacağını düşünüyorum. Ben. Hı -hı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Akartı'dan ederim. için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler bugün Galatasaray'ın derbi öncesi gündemini konuştuk. Sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programımıza dek hoşçakalın. Hoşçakalın.